Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte aralarında asal iki sayının çarpımına bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Evet gençler, notumuza hemen bakalım. Aralarında asal iki sayıya tam bölünebilen bir sayı, bu iki sayının çarpımına da tam bölünür. Mesela gençler, 6 demek 2 çarpı 3 mü demek? 2 ile 3 de aralarında asal sayılardır. 2 ve 3'e tam bölünebilen sayılar 6 ile de tam bölünür. Peki 12'yi düşünelim. Tamam hocam, 6 kolay. 6'nın zaten çarpanları 1 kere 6, 6 yapar. 2 kere 3, 6 yapar. 1 ile 6 da aralarında asaldır. Fakat zaten biz sayı 6'ya nasıl bölünür incelediğimiz için bunu almayız. Aralarında asal olan diğer 2 ve 3'ü alırız. Tamam mı gençler? 12 için de konuşalım. 12'nin çarpanlarını düşündüğümde 1 kere 12, 12. 2 kere 6, 12. Bir de 3 kere 4, 12 yapar. Yani 6 kere 2 tekrar yazmama gerek yok. Zaten aynı şey. 4 kere 3 de aynı. 12 kere 1 de aynı şey demek olacak. Şimdi 1 ile 12 aralarında asal. Çünkü bir asal sayı değil ama bütün pozitif tam sayılarla aralarında asal da hatırlarsınız. Ama 12'yi almayacağım çünkü ben 12 ile bölünebilmeyi inceliyorum şu an. O yüzden bunu almayacağım. 2 ile 6'yı da şu yüzden almayacağım. 2 ile 6 sayısı aralarında asal değil. 2'nin gençler bölenleri 1 ve 2. 6'nınki 1, 2 ve 3. Bakın 1'den başka 2 de ortak bölenleri olduğu için 2 ile 6 aralarında asal değil. Siz bir sayı 12'ye tam bölünür dediğinde inceleyeceğiniz şey 3'e bölünmesi ve aynı anda 4'e bölünmesi gerektiği. Tamam? 18 için de konuşalım. Burada verdiği için söylüyorum. 18'in de bir sürü çarpanı var. 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6. Değil mi? Hepsi 18 yapar. Şimdi 1 ile 18'i almayacağım. Nedenini zaten daha önce de ikisinde de açıkladığım gibi gençler, 1 ile bütün sayılar, yani bütün pozitif tam sayılar aralarında asal ama zaten ben şu an 18 ile bölünebilmeyi inceliyorum. 2 ile 9 aralarında asal sayılar. 2'nin bölenleri ne? Şuraya yazalım. 1 ve 2. 9'un bölenleri 1, 3 ve 9. Ortak olarak sadece ne var? 1 var. O yüzden 2 ile 9 aralarında asaldır. Biz 18 ile bölünebilme deyince hangi sayıları inceleyecekmişiz? 2 ve 9'u. 6 ile 3'ü alamazsınız. Çünkü bakın bölenlerine bakalım. Gençler, burada inceleyelim. Şurada 6'yı da yazmamışım. Onu da yazayım bu arada. Unutmuşuz orada. Şimdi 1 var, 1 var. 3 var, 3 var. Birden başka ortak bölenleri ne? 3 de var. O yüzden 3 ile 6 zaten aralarında ne değildir? Asal değildir. Yani size tek tek burada kural olarak vermek zorunda değil. Başka bir sürü sayı da var. Birazdan sorularda da karşınıza çıkacak. Biz bir sayının mesela diyelim 18 sayısına bölündüğünü, tam bölündüğünü söylüyorsa soruda, o zaman ne yapacağız? O 18 sayısına bölündüğünü söylüyorsa biz o sayının 2 ve 9'a tam bölündüğünü düşünerek işlemimizi o şekilde gerçekleştireceğiz. Şimdi örnek sorumuzla başlayalım. Şimdi gençler, 5 basamaklı sayımız 45 ile tam bölünmektedir. Bakın burada bile diyor 45 farklı bir sayı çıktı gördüğünüz gibi karşınıza. Buna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi 45 ile bölünebilme kuralı yok. Ben size anlattım. Ne var gençler? 2, 4, 8 ile bölünebilme, 3 ile 9 ile bölünebilme, 5 ile 10 ile bölünebilme ve 11 ile bölünebilme kurallarını anlattık. Peki 45 için ne yapacaktım? 45'in çarpanlarını düşünüyorum. 1 kere 45, 3 kere 15, 5 kere 9, 9 kere 5, 15 kere 3, 45 kere 1. Aynı çarpanlar gelecek. İncelediğimizde 1 ile 45'i alamayacağım. Çünkü zaten 45 ile nasıl bölünür onu incelemek istiyorum. 3 ile 15'i alamayız çünkü bakın 1'e 3, 3'ün bölenleri 1, 3,
5 ve 15'te 15'in bölenleri. Birden başka bir de ortak bölenleri 3 var. Yani 3 ile 15 aralarında asal değil. O zaman siz bir sayı 45 ile tam bölünüyor diyorsa 5'e bölünebildiğini düşüneceksiniz ve 9'a tam bölündüğünü düşüneceksiniz. Tamam mı? Aynı anda hem 5'e bölünecek hem 9'a bölünecek. Mecbur. Tamam. Şimdi önce biz hangi, şimdi gençler sayıya baktığımda A da belirsiz, B de belirsiz görüyorsunuz. 5'e bölünebilme kuralı sayının birler basamağını ilgilendirir. 9'a bölünebilme kuralı ise sayının bütün rakamlarını ilgilendirir. O yüzden ben size ne demiştim? En önce uygulanan kurallar neydi? 2'ye, 4'e, 8'e bölünebilenler ki en önce 2 ve 5'e bölünebilenler son basamağını ilgilendirdiği için, 10'a bölünebilenler son basamağını ilgilendirdiği için. Yani en önce bizim eğer soruda 2'ye bölünebilme varsa, 5'e bölünebilme varsa, 10'a bölünebilme varsa en önce bunları inceleriz. O yüzden bu sayının birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Mecbur. Sayımızı şöyle yeniden yazayım size. Bakın. Şu an B için iki durum var. Ya 0 ya 5. Yazdık, tamam. Bu sayı 9 ile de tam bölünebiliyor aynı anda. 9 ile bölünebilme neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı. Topluyorum bakın. Ne olmalı? 9'un katı olmalı. Düzenleyelim şurayı. 2 tane A var. 6 oldu. 2, 4 daha. Ve 9'un katı olmalı dedim. A yerine 0 yazamazsınız gençler. Çünkü A başta görüyorsunuz. 1 yazarsak burası 8 yapar. 8 9'un katı değil. 2 yazarsak olmaz. Buraya denediğinizde gençler A yerine 6 yazmalısınız ki burası 12 yapmalı. 12, 6 daha 18. 18 nedir? 9'un katıdır. O zaman buradan A artı B ne olur? A'yı 6 bulduk. B'ye de bakın burada 0. A artı B ne oldu? 6 oldu. Başka değer düşünün isterseniz. En fazla A rakam olduğu için 9 verebilirsiniz. 9 kere 2, 18, 6 daha 24. 24 de 9'un katı değil. Yani isterseniz deneyin. Buraya bakalım. Yine B 5 olduğunda bu sayı yine 9'a tam bölünebiliyor. Fark ettiyseniz. 9'a bölünebildiği için rakamları toplamı 9'un katı olmalı. 2 tane A var. Sayıları toplayalım. 2, 4 daha 6, 5 daha 11. A yerine dediğim gibi 0 veremezsiniz. Çünkü başta 1 verdiğinizde burası 2 yapar. 11 daha 13 yapar. 2 verdiğinizde burası 4 yapar. 11 daha 15 yapar. 3 verdiğinizde 6 yapar. Yine olmaz. 4 verdiğinizde gençler olmuyor. En son 8 verin. Deneyin yani böyle değerleri. 8 verdiğinizde burası 16 yapar. 16, 11 daha 27. 27 de 9'un katıdır. O zaman A ne olmalı? 8 olmalı. B de burada 5 olmalı. A artı B ne oldu? 13 oldu. Bana diyor ki A artı B toplamı kaç farklı değer alır? Bir 6 oldu gördüğünüz gibi, bir de 13 oldu. Yani 2 farklı değer aldı. Tamam. Evet, sorularımıza geçelim. Bu örnek sorumuzdu. Çayımızı da içelim. Şimdi 4 basamaklı sayımız 45'ine tam bölünmektedir. A artı B artı C toplamı en fazla kaçtır diyor bana. Ne demiştik? 45 ile bölünebilmesi için sayının incelerse 1 kere 45, 3 kere 15, 5 kere 9. 1 kere 45 alamam, zaten 45 ile bölünebilmesini inceleyeceğim. 45 ile bölünebilme kuralı diye bir kural yok. 3 ile 15 alamam, aralarında asal değiller. 5 ile 9'a bakacaksınız. O zaman bu sayı 5'e tam bölünüyor, 9'a tam bölünüyor demek. Yani C için, 5'e tam bölünebildiği için C ya 0 olacak ya 5 olacak. İki seçenek var. Sayılarımı yazıyorum. A, B, 4, 0 sayısı. A, B, 4, 5 sayısı. Ayrı ayrı inceleyeceğim. Şimdi 5'e bölünebilme kuralını uyguladım. Sırada 9'a bölünebilme kuralı var. Rakamların toplamı ne olacak? 9'un katı. A artı B artı 4, 9'un katı. Şimdi gençler A artı B
bana özel sorulmuyor ya. A artı B artı C en fazla olsun diyor. Mesela ben A ile B ikisi de 9'a 9 olsa rakamlar ya 18 yapar. 18 4 daha 22 yapar. 22 9'un katı mı? Hayır. Böyle değerlendirebilirsiniz yani. Ben diyorum ki en küçükten başlarsak A artı B 5 olsa 5 4 daha 9. 9 9'un katı. Başka ne olabilir? A artı B 14 olsa 14 4 daha 18 o da 9'un katı. A artı B 23 olsa 23 4 daha 27. 27 9'un katı ama A artı B 23 olamaz zaten. Tamam mı? Bunu olamadığını göstermek için yazdım. Neden? A ile B az önce dediğim gibi en fazla 9'a 9, 18 olabilir. Yani 23 zaten olamaz. Bu yazdığıma göre A artı B artı C. A artı B buraya göre en fazla 14 oluyor. C'miz de şu an ne? 0. Yani A artı B artı C bu duruma göre 14 oluyor. Şimdi sıra bu tarafta. A artı B artı 4 artı 5 ne olmalı dedik? 9'un katı. Yani A artı B artı 9 ne olmalı? 9'un katı. Az önce de size söylemiştim. Mesela gençler A artı B burada en fazla hangi değeri alabilir? 18 olamaz mı? İkisi de 9 olsa 9, 9, 18 yapar. 18, 9 daha 27 yapar. 27, 9'un katı değil mi? Yani bu duruma göre A artı B artı C. A artı B ne dedik? 18 yapar. C de burada kaç? Bakın. 5. En fazla kaç olurmuş A artı B artı C? Bakın burada 24 çıktı, burada 23 çıktı. Tabii ki en fazla ne olacak? 23 olacak. Hani burada başka değerleri denemedik diye düşünürseniz deneyelim mesela. Buraya gençler A artı B, bakın tersten gitmiş gibi olacağız ama hani ben en büyük değerini direkt yazdım. Siz şöyle de düşünebilirsiniz. Şuraya yazalım hatta. Bu arada sorunun çözümü bitti. Ben sadece şurada en büyük değerini hemen yazdığım için başka hangi değerler olabilirdi? Sıfır olabilir mi? Olamaz. Hani 0, 9 daha 9, 9'un katı ama A ile B başta bulunuyor. A artı B'ye siz 0 diyemezsiniz o yüzden. Ne olabilir? 9 olabilir. 9, 9 daha 18, 18 de 9'un katı. Başka bir de ne olabilir zaten? 18 olabilir. En büyüğünü istediği için ben bunu almadım. Tamam mı? Yani cevabımız 23 olarak bulundu. Devam edelim. Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı bir iki AB sayısı 20 ile tam bölünebilmektedir. Bölünmektedir pardon. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi burada soruyu çözmek kadar doğru okumak da önemli. Rakamları birbirinden farklı diyor. Bir de 20 ile bölünüyor diyor. Değerlendirelim. Çarpanlarına bakıyorum. 4 kere 5, 5 kere 4 yine aynıları gelecek. Yazdık 20 ile bölünen sayımızı. Şimdi gençler bir kere 20'yi zaten değerlendirmeyeceğim. 20 ile bölünebilmeyi arıyorum. 2 ile 10'u alamam. Aralarında asal değiller. Onun çarpanları arasında 1, 2, 5. Onun çarpanları arasında 1, 2, 5 ve 10 var. 2'nin çarpanları da zaten 1 ve 2. Birden başka bir de 2 var çarpanlar arasında. O yüzden aralarında asal değil. Siz bir sayı 20 ile tam bölünüyor diyorsa 4'e tam bölünebiliyor, 5'e tam bölünebiliyor diye değerlendireceksiniz. Şimdi sayımı yazıyorum. Şimdi önce gençler sayı 5 ile tam bölünüyorsa son basamağı ne olacaktı? 0 ya da 5. Çok güzel. Niye önce 4 ile bölünebilme kuralını uygulamadın? Çünkü 4 ile bölünebilme kuralında son iki basamağını ilgilendiriyor. 5 ile bölünebilme kuralı ise son basamağı yani birler basamağını ilgilendiriyor. Tabii ki en az basamağı ilgilendirenden başlanır. O yüzden 5 ile bölünebilme kuralını önce uyguladım. Ama bu sorunun şöyle bir güzelliği var. Ne biliyor musunuz? Sayı 5 ile bölünüyor. Yazdım B'nin değerleri, olabileceği değerleri. Fakat 4 ile de tam bölünüyor ya sayı. O zaman sayı çift olmalı. Yani son basamağı asla 5 olamaz. Bakın, sayı 5 ile tam bölünüyor dedik. Son basamağı 0 ve 5 olur. Ama
Şöyle bir durum var. 4 ile de tam bölündüğü için, 4 ile bölünebilen sayılar çift olduğu için son basamağı asla 5 olamayacak. Şimdi o zaman yeni değerlendireceğim durum şu. Sayım bu. 4 ile tam bölünebiliyorsa ben son iki basamağına bakacağım. Normalde son iki basamağı çift sıfır olan sayılar 4 ile tam bölünür. Son iki basamağı 10 olsa 14'e bölünmez. 20 olsa bölünür. Son iki basamağı 40 olsa 4'e tam bölünür. 60 olsa tam bölünür. 80 olsa tam bölünür. Değil mi gençler? Yalnız rakamları birbirinden farklı dediği için siz A'yı 0 alamazsınız. 0'a 0 oluyor. A'yı 2 alamazsınız. Burada da 2 var. Eledim. A 4 olabiliyor. 6 olabiliyor. 8 olabiliyor. A'nın olabileceği kaç farklı değer vardır diyor. A yerine 4 gelebilir. 6 gelebilir, 8 gelebilir. Cevabımız kaç farklı değer varmış? 3 farklı değer bulunmakta. Tamam. Devam edelim. 4 basamaklı sayımız 18 ile tam bölündüğüne göre A artı B toplamı en fazla kaçtır diyor. Şimdi gençler 18 ile bölünebilmeyi inceliyorum. Bir kere 18, 18. 2 kere 9, 18. 3 kere 6, 18. 1 ile 18'i almayacağım. Aralarında asal ama bakın her soruda da anlatıyorum ki aklınıza iyice yer etsin diye. Biliyorum bazen gereksiz uzatmalar olabiliyor ama yani her soruda aynı şeyleri söylüyorum ki aklınıza iyice yer etsin diye. 3 ile 6'yı almayacağım gençler. Neden? Aralarında asal değiller. 3'ün çarpanları, 6'nın çarpanları. Bakın 1 var, 1 var. Fakat 3 de var ikisinde. O yüzden 3 ile 6'yı alamazsınız. Bir sayı 18 ile tam bölünüyor diyorsa neyi inceleyecekmişiz? 2 ile tam bölünüyor demek, 9 ile tam bölünüyor demektir. Şimdi o zaman yazalım bakalım. Gençler sayımızı. Şimdi sayı 2 ile tam bölünüyorsa B sayısı yani son birler basamağı ne olabilir? 0, 2, 4, 6, 8 olabilir. Değil mi? Fakat bana A artı B toplamı en fazla kaç olsun diyor ya. Bakın yazıyorum. 0, 2, 4, 6, 8 olabilir. O zaman mantıken ben B'yi 8 seçmez miyim? Çünkü B 8 olursa A artı B toplamında bu kadar fazla olma şansı olmaz mı? Şimdi sayı ne dedik? 2 ile tam bölünüyor. Bir de 9 ile tam bölünüyormuş. Rakamları toplamına bakalım. Ne olmalıydı? 9'un katı. Burası gençler 18 yaptı. Şöyle olmaz mı o zaman? Mesela A'ya 0 veremezsiniz. Başta çünkü. Bunu da unutmayın. 1 verin, 2 verin, 3 verin, 4 verin. Deneyin. A'ya 9 verin. Çünkü en büyük rakam 9. 9, 18 daha 27. 27, 9'un katı mı? Evet. O zaman A'da gördüğünüz gibi çıkabileceği zaten en büyük rakam çıktı. A artı B toplamı en fazla kaç oluyormuş gençler? 17 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. 4 basamaklı sayımız 15 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 15 ile bölünebilmeyi inceleyelim. 1 kere 15, 3 kere 5, başka var mı çarpanı gençler? Yok. 1 ile 15 alamayacağım. O zaman bu sayı 3'e ve 5'e tam bölünüyor. Hangi kuralı önce uygularım? Tabii ki 5 ile bölünebilmek. Çünkü sadece birler basamağını ilgilendirir. O zaman birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Sayımı yazıyorum bakın. Rakamları farklı falan demiyor zaten. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralını uygulayacağım. Rakamları toplamı ne olacaktı? 3'ün katı. Burası ne yaptı? 9 artı A. 3'ün katı. A 0 olabilir. Bakın 0 oldu. 9 3'ün katıdır. 3 olur. 3 9 daha 12. 3'ün katıdır. 6 olur. 6 9 daha 15. 3'ün katıdır. Bir de 9 olur. 9 9 daha 18. 18 de 3'ün katıdır. Buraya bakalım. Rakamları toplamı kaçın katı olacak? 3'ün katı.
14 artı a 3'ün katı olacak. A 1 olsa 15. A 4 olsa 18. Zaten 3'er 3'er arttığını daha önce de söylemiştim. Bakın 3'er 3'er artıyor. 14, 7 daha 21. 21 de 3'ün katı. A'nın alabileceği farklı değerler toplamı diyor bize. Ne çıkar gençler? 0, 3, 6, 9, 1, 4, 7. 10 oldu, 20 oldu, 30 mu oldu? Kolay aslında, hiçbir zorluğu yok. Devam edelim. 4 basamaklı sayımız 12 ile tam bölünmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır diyor bize. İnceliyorum. 1 kere 12, 12. 2 kere 6, 12. 3 kere 4, 12. 4 kere 3, 6 kere 2, 12 kere 1 diye tekrar yazmanıza gerek yok. Aynı şeyler zaten. 1 ile 12'yi almıyoruz. Çünkü aralarında asal var ama zaten biz 12 ile bölünebilmeyi inceliyoruz. 2 ile 6'yı almıyoruz çünkü aralarında asal değiller. Çarpanlarına bakın. 1'e 2. Çarpanlarına bakın. 1, 2. Şöyle yapalım hatta. 3, 6. Aynı çarpanlardan 1 haricinde bir de 2 var. O yüzden 2 ile 6 aralarında asal değil. Siz 3'e ve 4'e bölünebilme kurallarını inceleyeceksiniz. Peki ben buraya baktığımda, sayıma baktığımda 3'e bölünebilme kuralı tüm rakamlarını ilgilendiriyor. Fakat 4'e bölünebilme kuralı sadece son iki basamağını ilgilendirir. O yüzden ben önce 4'e bölünebilme kuralını uygularım. Bana diyor ki A artı B toplamı kaç farklı değer alır? Şimdi son iki basamağı o zaman 20 olabilir mi? 20, 4'e tam bölünür. 24 olur. 24 de 4'e tam bölünür. Bir de ne olur? 28 olur. 28 de 4'e tam bölünür. Hepsini ayrı ayrı inceleyeceğiz. 5A 2 0, 5A 2 4, 5A 2 8. Şu an uygulayacağım kural ne? Çünkü 4'e bölünebilme kuralını uyguladım. 3'e bölünebilme kuralı. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. 7 artı A 3'ün katı olmalı. A yerine ne yazabilirim? 2 yazabilirim. Burası 9 olur 3'ün katı. 5 yazabilirim 12 3'ün katı. Bir de ne yazabilirim? 8 yazabilirim 15. 7, 8 daha 15. 15 3'ün katı. Tamam. O zaman bir de şunu değerlendirelim gençler farklı bir kalemle. A artı B'yi değerlendireceğiz. Şimdi şöyle yazalım ya da. Şimdi A'mız burada 2. B'miz hep 0. Bakın B burada. Yani toplamı 2. A 5 olabilir. B'miz 0. 5. A 8 olabilir. B'miz 0. 8. A artı B'nin alabileceği değerler 2, 5 ve 8 çıktı. Diğerinde sıra. Şurayı değerlendirelim. Rakamları toplamına bakıyorum. Kaçın katı olmalı? 3'ün katı. 7, 11 artı A ne olmalı 3'ün katı? A yine 1 yazarsam 12 3'ün katı. 4 yazarsam 15 3'ün katı. 7 yazarsam 18 3'ün katı mı oluyor? Yazalım. A artı B'yi. A 1. B de burada gençler görüyorsunuz 4. Bakın toplamı 5 yaptı. Burada da 5 var. Bunu almayacağım bakın. A artı B toplamı 5. Burada da 5 var. Çünkü A artı B toplamı kaç farklı değer alır diyor. A'mız burada 4. B'miz yine 4. 4, 4 daha 8 yaptı. 8 burada da var. Bunu almak alamayacağım. 7 var. A 7. B 4. A artı B toplamı. Buradan bir 11 geliyor şu an. Devam edelim. Son aşamadayız. 5, A, 2, 8. 3'ün katı olmalı dedik. Burası 7. 15 artı A ne olmalı? 3'ün katı olmalı. A 0 olur. 15, 3'ün katı. 3 olur. 18, 3'ün katı. 6 olur. Zaten 3'er 3'er arttığına dikkat edin. Bakın. 3'er 3'er artıyor. 15, 6 daha 21, 3'ün katı. 15, 9 daha 24, o da 3'ün katı. Onu da alabiliriz. Peki A artı B'ye bakalım şimdi.
A 0 olursa B burada, gençler 8. Bakın zaten daha önce şurada bile 8 vardı. Bir daha alamazsınız. Eledik bunu. A 3 olursa B yine 8, 11 diyor. Burada da 11 var. Alamazsınız o yüzden bunu. Çünkü farklı değerler lazım bize. A 6, B 8 olursa 14. 14 var mı? Yok. A 9, B 8 olursa 17. A artı B'nin değerleri neler? Farklı değerleri. 2 da yazalım. 5, 8, 11, 14 ve 17. Kaç değer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı değerimiz bulunmakta. Gençler gördüğünüz gibi. Devam edelim. Rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı sayımız 6 ile tam bölünmektedir. A artı B toplamı en fazla kaçtır diyor. Şimdi 6 ile bölünen bir sayı inceleyelim bakalım. 1 kere 6 6 yapar. 2 kere 3 6 yapar. 1 kere 6'yı alamayacağım. Çünkü 6 ile bölünebilmeyi inceliyorum. Bu sayı hem 2'ye hem 3'e tam bölünüyormuş. Değil mi gençler? Gördüğünüz gibi bu sayı hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmekte. Devam edelim bakalım. Sayımızı o zaman şöyle yazıyorum. Önce hangi kuralı uygulayacağım? 2 ile bölünebilmeyi uygulayacağım gördüğünüz gibi gençler. Ne yapabilirim o zaman? Şöyle yapabilir miyiz? Gençler. Son basamağı yani birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olabilir. 2 ile bölünebilen sayıların biliyorsunuz birler basamağı çifttir. Ama rakamları da birbirinden farklı mı diyor sorumuzda. O yüzden siz 4'ü alamazsınız zaten. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Peki ne yapacağız? Bir de ben A artı B toplamının çok fazla olmasını istiyorum. Mantıken B olarak 8'i almam mantıklı değil mi? 8'i de alabilirim. Bakın rakamların içinde 8 yok. Sayımı yazayım şöyle. 4A, 7, 1, 8. Şimdi bu sayı aynı zamanda 3 ile de tam bölünüyor. Rakamları toplamına bakıyorum hemen. Kaçın katı olmalı? 3'ün katı olmalı. Değerlendirelim. Burayı 4, 11, 12, 20 mi oldu? 20 artı A ne olmalı? 3'ün katı olmalı. Şimdi A yerine yazabileceğimiz en büyük rakamları deneyelim ki gençler gördüğünüz gibi burada sorun çıkmasın. Ne olabilir? A yerine 9 yazsak 29 3'ün katı değil. 8 yazsak 28 3'ün katı değil. 7 yazsak gençler A yerine 7 yazabilir miyiz? 7 yazsak 27 3'ün katı ama şuraya yapalım. 7 yazsak 27 3'ün katı ama burada bir de ne var? 7'nin kendisi var. O yüzden 7'yi yazamayız. Peki başka ne yazabiliriz gençler? 27 yazsak 7 yazamayız çünkü 7 burada var. 4 yazsak 24. 24 de 3'ün katı ama 4 de burada var. Başka ne yazabiliriz? 1 yazsak 1 de burada var. Burada hiçbirini yazamadım gördüğünüz gibi. En büyük sayıyı tercih ettim olmadı. O zaman diğerlerini denemek zorundayım. Hani B yerine gördüğünüz gibi 8'i yazdım ama hiçbiri olmadı. 21 yaptık. O bile sağlamadı. Zaten burada 1 var. Rakamları birbirinden farklı olmak zorunda. O zaman başka sayılar denemeliyim. Yani B yerine ne yazabilirim? 6 yazabilirim. Onu deneyeyim. 4A, 7, 1, 6 olsun sayımız. Sıra burada. 8 dediğim gibi sağlamadı. Rakamları toplamı ne olmalı? 3'ün katı olmalı. Başlıyoruz. 11, 12, 18 artı A 3'ün katı olmalı. Yine büyük sayılardan başlayalım ki A artı B fazla yapsın. Burası gençler. A 9 olursa ne yapar gençler? 27 yapar. Gördüğünüz gibi 27 de 3'ün katı mı? Evet. A yerine 9 yazabilir miyim? Rakamları farklı oluyor mu? Evet oluyor. O zaman siz A yerine burada gördüğünüz gibi
En fazla zaten yazabileceğiniz rakam 9. B yerine de 8'i hiçbir şekilde yazamadık. Görüyorsunuz ki hiçbir sayı sağlamadı rakamları. Hep aynı denk geldi. O yüzden B yerine de yazabileceğiniz sayı en büyük sayı ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. A artı B toplamı en fazla kaçmış? 15'miş. Bundan sonra denemenize hiç gerek yok. Dediğim gibi biz en büyük 8'den başladık. 8'i koyduğumuzda hiçbir şekilde sayılar aynı sayılara denk geldiği için yazamadık bile. Sonraki en büyük sayı olan 6'ya geçtim. 6'ya geçince de burası 18 yaptı. Yine büyük rakam vererek denemeye başladık. 3'ün katı olabilecek şekilde. A'ya 9 verdik. Zaten yazabileceğimiz en büyük rakam 9. Ve gördüğünüz gibi diğer sayılar 9 olmadığı için 9'u yazabildik. Ve toplamı en fazla 15 bulduk. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.